Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir saçla alakalı videoyla karşınızdayım. Şu an ışık çok istediğim gibi değil çünkü hava çok karanlık. İstanbul'da yaşayanlar bilir, bu son 2-3 haftadır güneşi görmedik adeta. Odamdaki ışıkla idare edeceğiz bugün ama zaten çok fazla ışıkla işimiz olmayan bir video. Başlıktan da okuyabildiğiniz gibi çok uzattım ama bugün evde keratin bakımı yapacağız saçlara. Hemen size keratin setimi de göstereyim. Ben çok ağır. Bu Bio Keratin Gold serisini aldım. Bunun içerisinde tuzsuz şampuan, keratin ve saç kremi var. Ve 700 milimlik şişeler, yani uzun uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ürün. Yani eğer birkaç arkadaşınızla alırsanız daha mantıklı olur bence. 48 lira gibi bir fiyatı var. 3 kişi aldınız diyelim, 3'e bölersiniz. Hem daha da uygun olmuş olur. Hem de ürünler bir kere kullanıp kenara atılmamış olur. Ben ama tek başıma yapacağım. Biliyorsunuz bu videoyu yüklemeden önce bir video daha koymuştum. Orada saçımı koyultuyordum dibime. O videoda bahsetmiştim aslında. Bir detoks sürecine başladım. Bu da demek oluyor ki saçıma olabildiğince hiçbir şey yapmak istemiyorum. Benim şu anda saçımın doğal hali bu. Çok dalgalı bir saçım yok. Ama çok, yani bu düz de değil. İkisinin ortası mesela, bu biraz bukle olmaya çalışmış. Bunlar daha düz. Yani dalgalı bir saçım var. Orta dalga. Biraz daha İstese aslında düzleşebilecek bir saç. Ama ben bu saça her gün fön çekmek istemiyorum. Ama fönsüz de güzel durmuyor. Eğer saçınız sarıysa mutlaka bir işlem uygulamanız gerekiyor güzel gözükmesi için. Ama ben dediğim gibi bir süre ne dip boyayacağım ne de saçıma ısı uygulayacağım. Bu yüzden benim için en mantıklı çözüm bu keratin uygulamak oldu. Çünkü bu aynı zamanda size kalıcı bir düzlük sağlıyor. Kalıcılığı galiba 6 ay ya da 3 ay arası. Evet, ilk olarak saçımızı tuzsuz şampuanla yıkıyoruz. Şimdi ben tuzsuz şampuanla saçımı yıkayacağım. Sonra geri döneceğim. Tarayacağız, kurutacağız ve işleme devam. Bakınıza makyajım aktı. Şöyle saçımı yıkadım. Ama makyajım çok fena. Biraz saç kremi falan kullanmadığım için böyle kuru hissediyorum. Ve tuzsuz bir şampuan olduğu için zaten tuhaf bir hissi var. Şimdi saçımı tarayacağım. Biraz yavaş yavaş tarayayım. Okuduğum kullanma kılavuzunu ve şöyle yapmak gerekiyormuş. Saçınızı kurutuyorsunuz. Sonrasında boya uygular gibi keratini uyguluyorsunuz. Ben de öyle yapacağım. Önce saçımı tarayayım. Sonra kurutayım. Bu kadar da zor taranmıyormuş ya. Daha fazla taramayacağım çünkü taramak çok zor. Ama saçımı kurutacağım dediğim gibi. Bunu temizleyeyim. Saçımı kurutacağım. Onları çekmeyeyim. Çok böyle uzun bir video olsun istemiyorum çünkü. Saçımı kuruttuktan sonra geri geleceğim ve ikinci adım olan asıl kahramanımız keratini uygulayacağım saçıma. Boya gibi uyguluyorsunuz. Kutunun, yani ürünün arkasında 45 dakika bekletin. Sonrasında kurutma makinesiyle kurutun diyor. Ve sonra presleyip ardından da yıkıyorsunuz tekrar şampuanla. Ama ben bakım olarak tek değil de kalıcı bir düzleşme sağlamak istediğim için bunu saçımda 15 dakika bekleteceğim. Çünkü onu da okudum. 15 dakika beklettikten sonra kurutma makinesiyle kurutacağım. Sonra düzleştiriciyle düzleştireceğim. Yıkamayacağım. 2-3 gün boyunca böyle yapacağım. 3. günün sonunda saçımı yıkayacağım.
kurutacağım, presleyeceğim. Planım böyle. O yüzden bu video birkaç günlük bir video olacak. Şimdiden buna hazırlıklı olun diyorum ve saçımı kurutup dönüyorum. Evet, kuruttum ve geldim. %100 kuru değil ama %90 kuru. Ve onun dışında da çok böyle kuru kuru. Hemen bir boyama kabı aldım. Çünkü bunun içerisine keratin dökeceğiz. Saçımı ayırmayı planlıyorum. İyice yedireyim çünkü. Sonra böyle tarayalım. Evet, eldiven olmazsa olmazımız çünkü keratin biraz yakabilir. Çünkü şu eldivenleri sevmiyorum. Çünkü saçlarım yapışıyor ve şey yapamıyorum. Şimdi keratin bu. Bir ölçü vermemişler. Ben kendi saçıma yeteceğine inandığım kadar koyacağım. Göz kararı. Şöyle. Biraz keskin bir kokusu var. Yeter şimdilik, yetmezse ilave ederiz. Kendi saç diplerinizden 1,5 santim aşağıdan başlıyorsunuz. Yediriyorum da. Acaba bu şekilde ne kadar sürer? Ama yayılması kolay, fark ettiniz mi bilmiyorum. Bayağı kolay yayılıyor. Şimdi bu saçtayken saçı kurutmak gerekiyor ya. Ben onu kamera karşısında yapmayacağım. Çünkü izlediğim videolar ve okuduğum yorumlar sonrasında anladım ki bu bayağı göz yakıcı bir işlem. Benim de köpeğim var biliyorsunuz. Her yerde de yanımda olmaya çalışıyor. Hani onu kapatayım, bu odada çekimimi devam edeyim, yapamam yani. Sabote eder. O yüzden banyoda yapacağım. Çünkü bir tek oraya girmemesi gerektiğini biliyor. Ben de rahat rahat kuruturum. En azından konuşmam, nefes almam ve çok etkisi altında kalmam diye düşündüm. Son burası kaldı ve sonra bitiyor. Önce uçlarına sürüyorum ben. İyice saçıma bunu şimdi işliyorum. Şimdi 15 dakika bekleyeceğim. Sonra dediğim gibi kurutacağım. Şimdi bunda önemli olan bütün saça eşit bir şekilde yayılmış olması. Ve bunu gayet başardım gibi duruyor. Bu arada biraz gözlerimi yakmaya başladı bile. Kurutunca neler olacak inan düşünmek bile istemiyorum. Ama mecbur. Evet, şunları çıkarayım. Sonrasında bir 15 dakika sonra kuruturum. Kurutulmuş haliyle de size dönerim. Evet. Sesim veda ediyor artık. Saat de bayağı geç oldu.
Zar zor kuruttum arkadaşlar. O kadar zor ki. Çok yani 3 kilo soğan doğruyormuşsunuz. Bir düşünün. O acıyı bir düşünün. Öyle bir acı. Yani çok 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 yakıyor gözleri. Bakın hala çok iyi yapamadım. Ama olabildiğince elimden geleni yaptım yani. Şimdi camı açacağım. Çünkü bir yandan da düzleştireceğim. Yine buhar çıkar diye düşünüyorum. Camımızı açtık. Şimdi kıvırcık ve inatçı saçlar için 230 derece öneriliyor. Ama hocamı değiştirdim bu arada. Ama ben 190 derece yapacağım. Bana bu yeter diye düşünüyorum. Niye net değilim ben? Heh. Saçımı ayıracağım. Olabildiğince iyi bir sonuç elde etmek istiyorum. Ve 190 derece ısıttığım düzleştiriciyle bunu yapacağım ama... Of, yine işte o şey çıkıyor, o koku. Çok fena. Ama bak düzleştirdiğinizde yumuşacık oluyor saç. Bu yapış yapış şu an. Ama bakar mısınız nasıl gözlerim yaşarıyor. Bunu da 10 saatte yaparım ben. Saçımı gerçekten kaç saatte kuruttum biliyor musunuz? Evet, çok ağladım ama sonunda bitti. Bu ilk günkü hali bayağı pırasa gibi dümdüz şu an. Şimdi bugün burada bırakıyorum. Bugün uyuyacağım. Yarın düzleştirmeye devam edeceğiz. Bir 2-3 gün yani düzleştireceğiz saçları. Sonra yıkayacağız. Ve bitmiş olacak. Ben size o zaman şimdilik veda ediyorum. Yarın tekrar görüşürüz. Günaydın. Az önce kalktım, hazırlandım ve henüz düzleştirmedim saçımı. Bu dün geceden sonraki hali. Yani olabildiğince dikkatli uyumaya çalıştım. Ve düz kaldı. Tabii hissiyatına gelecek olursam çok güzel değil. Neticede bir şey sürdünüz saçınıza ve onu yıkamadınız. O hissi gerçekten yaşıyorsunuz ve keratin kokusunu hala alabiliyorum. Şimdi bugün de düzleştireceğim. Yarın da yıkayacağım. Çok uzatmayı planlamıyorum. Hala buhar çıkıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Oo, evet. Yanıyorum yine. Keşke makyaj yapmadan önce yapsaymışım bunu. Tüh. Gözü kapalı yapsam sizin için bir sakıncası olur mu? Şu an korktunuz değil mi? Bir yerim yakacağım diye. Fark gözle görülür. Umarım bu eziyete değer. Gerçekten gözlerimden böyle alevler çıkıyor. Evet, düzleştirdim. Bitti. Bugünü de atlattık. Artık yarın bitiyor. Umarım gerçekten başta da söylediğim gibi bu eziyete değer. Günaydın. Az önce kalktım ve bugün son gün. Bugün biraz yatmama çok dikkat etmedim ya. Biraz o yüzden böyle oldu. Ama yine de bakın buralar düz. Şimdi düzleştiricimi açtım tekrar. Son kez düzleştireceğim. Artık yıkanacağım. Dört gözle bekliyorum biliyor musunuz? Ama saçım bayağı yumuşadı. Hani tüm saçım emmiş artık o keratini. Ve bir şey fark ettim. Normalde ben saçımı taradığımda böyle uçlardan küçük küçük kırılmış saçlar hep üzerime birikirdi. O yok iki gündür. Yani saçlarım kırılmıyor. Bu benim için çok güzel bir haber. Şimdi bugün biraz yamuk yattığım için ayırarak düzleştireceğim saçımı. Evet, düzleştirdim.
Çok güzel ya. Evet. Birkaç saat sonra yani akşama doğru ben bu saçları yıkarım. Ve sonrasında zaten saçımın durumunu değerlendirebiliriz. Şu an tabii ki düzleştirdiğim için çok güzel. Duştan çıktım, saçlarımı kuruttum ve geldim. Sadece böyle tepeden kuruttum. Ve bakar mısınız düzlüğe? Saçlarım o kadar yumuşak ki anlatamam size. Şoktayım. Normalde duştan çıktığımda saçlarım böyle düz oluyordu ama daha kabarık ve şuralar katlı olduğu için benim bunlar mesela böyle farklı bir yöne kıvrılıyordu. Ama şimdi tamamen düzleştirmiş gibi dümdüz. Düzleştiriciyle düzleştirmiş gibi böyle yapışık değil. Yine hani biraz volüm var saçımda ama düz. Ve o kadar güzel parlıyor ki. Bayıldım ya. Gerçekten gözlerinizin yanmasına da o eziyete de değiyormuş. Bu 3 gün boyunca düşündüm ben bunu bir daha yapar mıyım diye. Ama şimdi bu sonucu görüyorum ya. Ben bunu yaparım. İpek gibi oldu saçlarım ya. Size şu yumuşaklığı anlatamam. Yani hiç boyalı saç hissi yok. Yok yani yıllardır bunu hasrettim ben. Hala o keratinin kokusu var saçımda ama bu şundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ben saçlarımı yine tuzsuz şampuanla yıkadım ve sette çıkan saç kremini uyguladım saçıma. Dolayısıyla hala o ürünler kokuyor saçımda. Ama çok kötü bir kokusu yok. Yani şu sonucu elde etmişim. Kokuya takılıyorum ya. Çok güzel. Ama bayıldım. Çok sevdim ya. Şu hissiyatını çok sevdim. Keşke önceden yapsaymışım. Niye yapmadım hiç bilmiyorum. Yapabilirmişim ama. Neyse. Geç olsun güç olmasın diyorum. Siz de eğer bu ürünleri almak isterseniz. Benimki Bia Gold serisiydi. Şu an içinde. Kutusu burada ama içinde çöp var. Şöyle göstereyim. Bio Gold, yok Bio Keratin Gold. Üçü bir arada keratin serisi. İçerisinde şampuan, keratin ve saç bakım kremi vardı. Ben Trendyol'dan aldım. Trendyol'dan hem güvendiğim için hem oradan aldım hem de fiyatı uygundu. Bayağı karşılaştırdım çünkü başka sitelerle. Hepsi burada da 60 lira civarında bir fiyatı vardı. Ben 48 TL'ye aldım. Kargo bedavaydı. Öyle yani memnunum. Gerçekten sevdim. Gerçekten bu hissini sevdim. Tabii bu hissi yanılmacı da olabilir. Birkaç gün sonra geçebilir. Ben size bunu bilgilendiririm. Mutlaka size bunu bildiririm. Ama şu anlık ilk izlenim olarak size şunu söyleyebilirim ki bayıldım. Keşke saçımın önceki haline dokunup ve şu anki haline dokunabilseydiniz yani. Kelimelerle anlatması zor şu anda. Mutluyum. İyi ki yaptım. Yine olsa yine yaparım. Gerçekten yine olsa yine yaparım. Evet gözleriniz çok yanıyor ama değiyor ya. Değiyor yani. Sonuçta siz aylarca böyle güzel, bakımlı, sağlıklı saçlarla dolaşacaksınız. O yüzden değer. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana bunu gösterebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz hemen abone olun. Bu aralar sık sık videoyla karşınıza çıkacağım. Kaçırmamak için de zili tıklarsanız telefonunuza bildirim gelir. Diyerek videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.